IGN Türkiye'den herkese merhaba. Ben Burçin Aygün. Önemli duyurular ve gelişmelerle dolu bir Weekly Fix bölümüyle daha karşınızdayız. İlk haberimiz Capcom'dan geliyor. Orijinal Xbox 360 oyunu Dead Rising yeni nesile özel bir sürümle geri dönecek. Yapılan açıklamaya göre bu özel sürüm Dead Rising Deluxe Remaster adını taşıyacak ve yeni nesil cihazlara teşrif edecek. Capcom oyunun hangi konsollara geleceğini ve PC'de çıkıp çıkmayacağını şimdilik belirtmedi. Çıkış tarihi de belli olmayan Dead Rising Deluxe Remaster, sağlam bir haber peşinde koşan Frank West'in zombi salgınının başladığı alışveriş merkezinde yaşadığı serüveni anlatıyor. Capcom paylaştığı ilk fragmanda Frank'i helikopterle olay mahalline yol alırken gösteriyor. Görsel açıdan yenilenen oyunda kahramanımızı bu kez farklı bir isim seslendirecek gibi. Oyuna dair yeni detaylar 1 Temmuz'da yapılacak bir Capcom sunumuyla paylaşılacak. Konsol dünyasının en beğenilen oyunlarından bazılarına ev sahipliği yapan Sony'nin PlayStation 3'ü halen övgüyle anılıyor. Buna rağmen oyuncular kendisinden sonra gelen konsollarda mimari farklılıklar yüzünden PlayStation 3 oyunlarını oynayamıyordu. Sektörün güvenilir isimlerinden Jeff Grubb'a göre Sony uzun bir süredir PS3 emülatörü üzerinde çalışıyormuş. Grubb'ın iddiasına göre Sony uzunca bir süredir PS3 oyunlarını native şekilde çalıştırmanın yollarını arıyor. Hatta isme göre Sony'nin şimdiye kadar bu emülatör projesini duyurmuş olması gerekiyordu. Duyuru gecikmiş olsa da proje kesinlikle rafa kaldırılmamış. Eğer bu söylenenler doğruysa çok yakında PS5 konsolumuz üzerinden stream etmeye gerek kalmadan pek çok önemli PS3 oyununu rahatça oynayabileceğiz. From Software, Shadow of the Earth Tree'nin çıkışından sonra oyun için ilk güncellemesini yayınladı. Elden Ring'e genişleme paketi olarak gelen Shadow of the Earth Tree her ne kadar büyük beğeni toplasa da ana oyundan bile zor olduğu için bolca eleştiri almıştı. Geliştirici From Software yayınladığı güncelleme ile hem bazı hataları düzeltiyor hem de oyundaki zorluğu biraz da olsa kolaylaştırıyor. Yama notlarına göre Shadowrun Blessings saldırı ve hasar azaltma eğrisi ölçeklendirmelerini etkileyecek şekilde revize edilmiş. Blessing Enchantment geliştirme miktarının ilk yarısı için saldırı ve hasar azaltma oranı artırılırken ikinci yarıda kademeli olarak ilerleyecek. Bu dengelemenin yanı sıra oyunun önceki sürümlerinden kaydedilmiş verileri yükleyen oyuncuların karşılaştığı ışın izleme teknolojisinin otomatik olarak aktif olması sorunu da çözülmüş. Bakalım durumdan şikayetçi olan Elden Ring aşıkları yeni yamadan memnun kalacaklar mı? Netflix canlı çekim uyarlama dizisi One Piece 2. sezon kadrosunu büyütmeye devam ediyor. Çekimlerinin Haziran ayında başlayacağı söylenen dizinin 2. sezon kadrosuna katılan yeni isim, Ant-Man ve The Suicide Squad filmlerinde de rol alan güçlü oyuncu David Dastmalchian oldu. Eksantrik karakterlerin yanı sıra dramatik rolleri de başarıyla canlandıran aktör, suç örgütü Baroque Works'ün bir üyesi olan Bay 3'ü canlandıracak. Başka bir değişikliği 2. sezon merakla beklenen Baroque Works hikaye ayağını takip edecek. Kadroya katılan tek isim ünlü Hollywood oyuncusu da değil. Daha önce Game of Thrones dizisinde rol alan Clive Russell da Crocus rolüyle diziye katılan bir diğer isim oldu. One Piece 2. sezon bölümlerinin 2025 yılında yayınlanması bekleniyor. Xbox Twitter'da yaptığı paylaşımla Gamescom 2024 fuarına katılacağını ve şimdiye kadarki en büyük standını kuracağını açıkladı. Xbox şimdiye kadarki en büyük standı kurmakla da kalmayacak ve merakla beklenen birbirinden özel oyunları da fuar boyunca sergileyecek. Bunlar arasında Evolved, Age of Mythology Retold, Diablo 4 genişleme paketi Vessel of Hatred, World of Warcraft The War Within ve Fallout 76 ile Towerborn gibi büyük yapımlar da yer alıyor. Xbox Gamescom 2024 fuarına katılıp gövde gösterisi yapacağını söylerken, ezeli rakibi PlayStation ise etkinliği es geçmeye karar verdi. Sony son yıllarda konferanslara ev sahipliği yapmak ya da fuarlara katılmak yerine dijital etkinlikler düzenlemeyi tercih ediyor. Gamescom 2024 fuarı 21-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. James Gunn ve Peter Safran'ın başına geçtiği DC Studios, baştan sona yenilenen DC evrenine dair yeni haberlerle karşımızda. İlk olarak yeni evrenin duyurusunda adı geçen ancak daha sonra sessizliğe gömülen Green Lanterns dizi projesi geri döndü. Yapılan açıklamaya göre adı Lanterns olacak dizi uyarlaması HBO'da yayınlanacak ve 8 bölümlük bir macera olacak.
Ozark dizisinde de görev alan Chris Mundy'nin showrunner'lık yapacağı Lanterns dizisi, Watchmen ve The Leftovers dizilerinden Damon Lindelof ve çizgi roman efsanesi Tom King'e emanet edilecek. DC evrenine dair bir diğer haber ise The Batman 2 filminden geliyor. Bir yıllık erteleme ile vizyon tarihi Ekim 2024'e ötelenen devam filminin çekimlerine yakında başlanacak. İlk filmde Alfred'i oynayan aktör Andy Serkis, katıldığı bir etkinlikte filmin çekimlerinin 2025'in ilk aylarında başlayacağını, yine güçlü bir hikaye geleceğini söylerken detaylara girmekten kaçınıyor. Son olarak The Batman ile devam filmi arasında köprü görevi görecek The Penguin dizisinin yeni fragmanı da beğeniye sunuldu. Carmine Falco'nun ölümünden sonra Gotham kentinin suç lideri olmaya çalışan Penguin'in serüvenini izleyeceğimiz dizi önümüzdeki Eylül ayında yayınlanacak. Pek çok yeni gelişmenin, sızıntının ve haberin yer aldığı bir Weekly Fix bölümünün daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki Fix'e kadar IGN'le kalın. Haftaya görüşmek üzere.